Yana Ramazan ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de zikir kılıp açıdı ki, esip duradığın şamaldan göre köprak ihsan kıladığın, köprak başkalarına yardan beradığın bokkalanırdı. Bir yüde aşçı neseler durmar eken. Bizi üyümüzde kemçeliği bulma geldi zingarı, Peygamberimiz yüde aşçı nese durmar eken. Saudiye'de Riyaz şehrindeki bir bay adamı zikir kılış verirdi. İhsan kı mahcup oldu deyin. Zekatını tarkat mahcup oldu. Zekatını tarkat mahcup olup özünü maşinesine pullarını salıp başkalarına beriştiği için. Araplarda şunday bir adet var. Aynen Ramazan ayda zekatını çıkaracak. Hani şeytanlar baylengen de zekatını çıkarmamasa keyin şeytanlar koyvargenden keyin zekatını yumuşak kalışa deyin de. Vermeye koyar özünü gereği. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kıyamet günü de Allah subhanahu ve teala dünyada yaşayıp dururken bay adamlardı pullarını başı zehri köprü giden yaltırıp gitken bir ilanga eğlendirip koyamıyor. Sonra halki ilan gepredi. Baylıydı kesiye karab durup ana mâlüke ve ana kenzuk men seni baylıgıyman sahlap koygan derselerin men bulamam deyip durup orap durup bayağı adamdı zehirlerimden kıyneydi. La tahsabuhu hayran lahum bel huwa şerrun lahum dedi Kur'an'da. Bay adamlar ihsan kımayetken bolsa ular için yaxşı deb oylamaylar. Bel huwa şerrun lahum ular için yaman dünyada hem ahirette hem. Allah Teala o şu baylığı bilen azapla koyuşluğu mümkün eken. Eğer tevbe kımaydıken bolsa hakkını ada kımaydıken bolsa. Bayağı adam ihsan kımahçı olup pullarını maşinesine salıp eğlenip yürgen de bir yerge varsam peşin vakti olup kalmadı. Peşinde okuşluğu için mescidi kirip çarçap kaptı. Gün uzak uflap kaganımdan ki şimdi bir nida eşitildi. Ey benden palan çıkışla kıvarsan beni bir o şehirde benden var. Üç günden beri suğa seherli kılıp suğa iftarlı kılı yaptı. O şanga bir ilgi yitedigen rasotunun sarf haricatını verip koy degen nida eşitilip orunumdan durup getirdi. Tursa sarık bir soğuk deri basıp gitti helgadan. Onudan durgamdan ki derra o şaka karab yol aldım diye. Öyük kıvarganımdan ki asır namazını vakti bu kaptı. Asır namazını oku mahcup olup şunda imam iktidar kılıp karasam şunda körüngen adam o şu meçitli imamı iken meyli maşa adam da arkasından namaz okuyduk ki engebe löşemiz bulman deyip namaz okuduk hali ayet-el kürsünü okumaya çıkıttı dediler var mı? Hoşuna kadar çıkıttı bazıları ki ayet-el kürsü okuyduklar hem çıkıttı Kur'an'ı içtikeller hem çıkıttı arkasından ki hemen çıkıttı ben kalavurdum diye. Şu nersek hem azgın etibar verelik. O şu Şeyh Usaymin, Şeyh İbn-i Baz ya ki başka şeyhler, başka mezhepler. Hemesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hadisi mafuk. Kim ki ayetel kürsü namazdan keyin okusa, her namazdan keyin okusa, o kişi bilen cennette ortasını ölüm tosup durabilirken. Meyli imama mı okursun, özümüze mi okurayım? Üçte dörtte sahih hadis var namazdan keyin ayetel kürsü okuşuluk. Bizim de tezgahı karıp çıkıp kalamız. Bu yakışmaz. Bayağı adam, siz bizi kışlağımızı garip ekensiz, başka yerden kep kapsız, İbn-i Sebil ekensiz, yürüyün ben siz mehman kılaman deyip, imam. Ben de yapıyorum mahcup olsa. Hem meyli üyüge var, bir üyüneyim köreyim bu adamı. Üyüge varsam, balları, evretini tosadık Allah ki yiyin barıken, palas gilenmez, onu bir böyre sap koyup deyip. Oturun mehman deyip. Uyadan sıkıbatlaşıp, uyadan sıkıbatlaşıp, hele gelip de ait alıma gendiyken, Şam'a yakın, yine Çin'de suda hep gelip koyup koyup. Sizi zor kılıp mehman kılardım, bizi yüzümüzde şansı yok. Şu suğa üç günden beri seherli kılıp, suğa üç günden beri iftarlı kılıp yapan deyipti. Biz ömrümüzde suğa iftarlı kılıp, ömrümüzde suğa seherli kılıklarımız yok, doğru mu? Biz yurtlarda hala ona kasıp alıyoruz, yakın 30-40 yıl içinde. Ondan aldım bugün buluşu mümkün. Allah Teala yerden, asmandan bugün bereketini bizge beri yaptı. Kani beni bendelerim şükür kıladım ikin, ya küfür geldiredim ikin deyip. Biz fakat şükür kılışımız gerek. Kaçan şükür kısaylar o şanda ziyadakı veremem deyipti Allah Teala. Suda gelip yanımda koygandaki yığılı vardım dedi. Ey falancı beni üyümden köçüge çıkarıp Riyaz'da eğlenip yürgenimde aynen seni üyünge beni keltirip koygan bu Allah Teala buladı. Allah Teala beni şu yerge cünetti. Ben seni bir yıllık ketadıgan sarf haracat rasotuyunu bergene keldim dedi. Kursam bop gitmem işte elge adama. Emenge pulin kereymez dedi. Biz birağa bir yaxşılık kısak, rahmet etse kursan bop gitmemiz. Kadri yetedigen adama kendimiz. Bir meçtki yaxşılık kısak, bir 5-6 madde etfemiyle çıkıp 7. kanaldan çıkış gerek.
ad familiya adreslarim ham, telefon nomerlarim ham. Falonchi, pistonchi 21 so'm sadaqa qildi. Ey, meni puling bilan fitnalantirib qo'ymagin, aldab qo'ymagin. Menga puling kerak yo'q. Ey, bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo jo'natdi meni. Men seni uyingni qayerdan taniyman? Seni shaklingni tushingda ko'rgan. Yalinib talingni pul berayin deb. Bechora. Bizga kelmaydi o'sha odam, to'g'rimi? Biz unga yalinamiz, berib yoqa. Bir kunda 10 ming dollar sotim bor. Yarim soat yalingandan keyin 300 dollar pul oldi deydi. Bir yilga 300 dollar ketadigan. O'sha bola chaqalarim. Men ibodat qilayotgan bo'lsam Alloh uchun qilyapman deb. Seni puling uchun emas. O'shaning uchun ulamolarimiz aytadi: "Al-ghina ghinal qalb." Haqiqiy boylik odamning qalbida bo'ladi. Haqiqiy boylik odamning qalbida bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda "Irdi bima qasamahullohu lak takun aghnan nas" degan. Alloh taolo sizga bo'lib bergan narsasiga rozi bo'ling, insonlarda eng boy bo'lib yashaysiz. Odamlarda eng boy bo'lib yashay. Teng boyi ham kambag'allik o'tadi. Agar qalbimiz rozi bo'layotgan bo'lsa, eng qalbi xotirjam bo'lib yashayotgan bo'lsa, shu insonlarda eng boy bo'lib yashaysiz. Yalinib, yolvorib 300 dollar pulni zo'rg'a berib keyin qaytib keldim deydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kim Alloh taolodan qo'rqsa, taqvo qilsa, yaj'al lahu makhraja, qiyinchiliklarga doim yengilchilik beradi. Va o'zi o'ylamagan joydan, kutmagan yeridan rizqlarini berib qo'yadi deydi. Biz Alloh taolodan umid qilib yashashimiz kerak. Alloh taolodan so'rab yashashimiz kerak. Biz Alloh taolo esdan chiqarib qo'ymaydi. Bir toifa odamlar deyla esdan chiqaradi. Va kadalika yawmatun sadi. Biz ularni bugun esdan chiqardik deydi. Qaysi toifa odamlar? Kimlar Alloh taoloni dunyoda esdan chiqarib qo'ysa, o'shalarni Alloh taolo oxirat kuni esdan chiqarib qo'yar ekan. Ramazon oyi boshqalarga ehson qiladigan, boshqalarga karam qiladigan, boshqalarga kenglik qiladigan oy ekan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu oyda boshqalarga ehson qilishni ko'paytirar ekan. Biz ham bir niyat qilaylik. Shu kungacha 18 kun Ramazonning ichida bir yangi o'zimizni xulqimizni o'zgartirishga, boshqa narsaga harakat qilmagan bo'lsak, bu bir eslatma, o'zgartirishga bir harakat qilaylik. Yangi sunnatni bir hayotimizga kirgizaylik. Yanagi Ramazongacha mana shu narsaga e'tiborlik uchun. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.